only human. Dodge this. Eylem Planı'na hoş geldiniz. Bugün 5N'de yani 5 nedende yeni Matrix filminin, Matrix Resurrections'ın neden kötü olduğuna dair size 5 sebep sunacağım. Çok zor olmayacak açıkçası çünkü kötü bir filmdi. 5N'mizin ilk nedeniyle başlayalım. O da aksiyonun amaçsızlığı. İlk Matrix'i hatırlayalım. Neden harika bir filmdi? Neden aksiyon sahneleri çığır açtı? Her bir aksiyon karesinin, sahnesinin bir amacı vardı. Örneğin daha filmin en başındayız ve Trinity'nin sahnesini düşünelim. Geldi ve bir ilk bullet time efektimizi gördüğümüz sahne. Burada bir amaç vardı. Neydi? Yani bu sadece iyi gözüksün, deri ceketli Trinity güzel gözüksün diye değil. Bize dünya dışında, gerçek dünya haricinde bir yerde olduğumuzu gördüğümüz ilk adımdı. İşte daha sonra Neo Matrix'ten çıkıyor, işte Morpheus'ta dövüş sahneleri. Neo'ya bir şey öğretilmeye çalışılıyordu. Her bir hareketin, her bir aksiyonun bir amacı vardı. İşte ondan sonra Smith'le Neo'nun ilk kavgasını düşünelim. Oradaki sahneler, toz atmaları, kendine inanmasını ifade eden hareketler ve tüm bu hareketlerin çekiliş tarzı da bizim için çok önemliydi. Bunların her biri bir amacı yansıtıyordu. Veya işte ilk böyle çok Matrix'ten en çok dalga geçilen sahnesi sadece güzel gözüksün, karizmatik gözüksün, teknolojiyi ileri taşıyalım diye değil. İşte Neo'nun Matrix'i bükmeye başlamasını temsilen, onu bize göstermek için yapılmış bir hareketti. Hepsi bir amaca hizmet ediyordu. Yeni Matrix'teki herhangi bir aksiyon sahnesine baktığım zaman yani bütün bir aksiyon devrimini başlatmış olan Matrix'ten dünyanın en standart, en sıradan aksiyonlarını görüyoruz. İlk açılışta bile bir ağır çekimler, araba üstünden atlıyor. Ne oldu? Ne gördüm? Aklınızda bile kalmayan aksiyon sahneleri. Özellikle filmin ortasındaki o neydi orası? İşte ambar gibi yerin içindeki sahnede işte yok evsizler saldırmış. O kadar anlamsız ki ne diyeceğimi şaşırdım. Yani izleyemedim. Amaçsız aksiyon olmalarının yanında aksiyon sahnenin kötü çekilmesi de bir diğer dert. Bir yerde resmen birbirlerini okşadılar. Yani yumruk bile vurulmadı böyle diye sahneyi gördük ve gerçekten delirdim. Aksiyonun yolunu açmış bu filmden, bunu hiç beklemiyordum. 5N2. Kötü ve aşırı dijital çekilmiş görüntüler. Bir sanal bir dünyada geçiyoruz. Orası gerçek dünya değil. Dolayısıyla bunun dijital gözükmesi işte bize metaforik olarak bu dünya falan filan. Evet, bütün bunları söyleyebiliriz ama gerçekten inanılmaz dijital görünen ve gözü rahatsız eden bir filmdi benim için. Çok dikkat ederim buna. Hayatımda çok ender olarak ilk defa gidip bir hangi kamerayla çekildiğine baktım. Ve filmin Red Komodo ile çekildiğini görüyoruz. Red Komodo'yu hangi filmlerde gördük yakın zamanda? Red Notice'de gördük, Netflix'te çıkan. Dünyaca ünlü bir drone pilotunun çektiği bir film. Küçük olması ve kompak olmasıyla bilinen bu kamerada. Aksiyon sahnelerini izlerseniz zaten neden bu kamerayla çekildiğini veya sadece açılışını bile izleseniz, yani Roma'nın genel görüntüsünden Rock'ın kaleye girişine tek çekimde bu kamerayla girebiliyorlar. Sebebini anlayabiliyorsunuz. Veya The Harder They Fall, yine Netflix filmi. Oradaki zaten renklere ve çekime baktığınız zaman Vahşi Batı'da bu kadar renkli geçen, Afrika kökenlerini yansıtan bir filmde son derece cuk otururken Matrix'te gerçekten keşke oyunun ara jeneriğini izleseydim diyorum. Buna ek olarak çok ortalama çekimler içeren bir filmdi ve gerçekten o Matrix'te örneğin orijinal Matrix'i çekerken işte gerçek dünyada geçenler yeşil perdeyle, işte Matrix'te geçenler mavi perdeyle çekilip onların dokusu bile filme yansıtılırken şu an böyle dümdüz çekilmiş bir film var karşımızda. Arkadaşlar, kanalı beğenmeyi, takip etmeyi, İşte o zile falan basmayı, bunları unutmayalım. Bunları söylemem gerekiyormuş. Böyle yapınca katılım artıyormuş. Siz de bunun işe yaradığını lütfen bana gösterin. Takibe alın, olur mu? 5N3. Gereksiz romantizm ve kasıntı komedi. Bu film neden çekilmiş arkadaşlar? Lana Wachowski geçtiğimiz yıllar içerisinde anne ve babasını kaybetmiş ve bize ölümsüz aşkı anlatan bir film çekmek istemiş. Hey anam, oldu canım. Matrix ulan bu. Ne demek ölü yani? Tabii ki içinde aşk vardı. Üçüncü filmde de vardı. İşte hep bir ilk filmde de bir aa ne o aşkım canım ciğerim ama bütün filmin kabuğunu tamamen buna işte ikisi bir araya geldiğinde dünyaları yok ediyor. Bir jönleri kontrol...
Sen bu duyguyu yansıtmak istiyorsan bütçe bulma sıkıntısı yaşayan bir yönetmen değilsin, bir yapımcı değilsin. Çek filmini neden bunu Matrix evrenin içinde zoraki işte hayata döndüler, onları birleştirmeliyiz, birbirlerini hiç hiç gerek yok. Kişisel duygumuzu daha önceki bir kişisel içinden geçtiğimiz dönem bir filmini çekmek çok normal. Scorsese'de King of Comedy, Raging Bull'u böyle bir dönemde çekti ama gidip kendi dertlerini anlatmadı. Lütfen Matrix'i harcamayalım bunun için. 5 ne? 4. Hikaye yoksunluğu. Ne izledik biz? Ne oldu? Ne dinledik? İşte anlaşmıştı bunlar robotlarla. Son filmde barış olacaktı. İşte olmadı. Robotlar artık fiziksel yani... Ne oldu? Ben ne izledik? İşte Matrix Trinity'nin aşkı, yeni bir ilk filmin ne anlattı hikaye? Ben anlamadım ya. Üstüne ne düşüneceğiz? İlk filmden farklı düşünecek ek elle tutulur herhangi bir şey var mı? Bende yok. Ben bulamadım. Siz bir bakın. Komedi olarak baktığımda da bir iki böyle yok gelmemiş benim gücüm gibi sahneler dışında güldürmedi. Böyle geçti gitti. Bilmiyorum. Siz ne derseniz ona bakın. Şimdi yeryüzünde bu filmi beğenmiş tek insan olan Görkem Öge'ye bağlanacağız. Film eleştirmeni, film podcastçisi. Linklerini aşağıda bırakacağım. Kendisi bize neden bu filmi iyi olduğuna dair bir iki teori paylaşacak. İkna olacağımızı çok düşünmüyorum. Bağlanalım, dinleyelim bakalım. Abi nasıl oldu biliyor musun? Şimdi bak, Matrix Resurrections'ın sevilmemesinin temel nedeni baştan aşağı filmin direkt ilk filmle karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Tamam, şimdi bak bu normal. Bu anormal demiyorum ama şöyle bir sıkıntı var. İlk film o kadar iyi, o kadar büyük, o kadar önemli bir filmdi ki ve o kadar çok sevdik ki filmi, öyle bir efsane başlattı ki onun üzerine sen hangi filmi incelesen, hangi filmi düşünsen, iyi mi, kötü mü, yeterli mi, değil mi diye baksan hiçbir film zaten sana tatmin edici gelmeyecek. Bu konuda yapacak bir şey yok. Zaten sinema tarihinde öncüsünden daha iyi olan birdir, en fazla ne bileyim Godfather'dır, Terminator'dır. Öncüsünden daha iyi olan takipçi film neredeyse yok. Şimdi öncelikle bunu bir koyayım ortaya. Bu kadar büyük bir efsanenin devamı oluyorsam ister istemez onun varlığını, onun iyi tarafını, güçlü tarafını da aynı zamanda dikkate alman lazım. Matrix Resurrections sen bu açıdan dikkate alırsan çok iyi bir film olduğunu görürsün bak. İyi bile demiyorum, çok iyi. Çünkü o filmin efsanesini, gücünü, sahip olduğu bütün vasıflarını aynen alıp sürdürme açısından bakarsan nefis bir efsane takipçisi olmuş bir kere. Bunu insanlar kötü bir şeymiş gibi algılıyor da bir takipçinin öncüsünü kutsamasından daha iyi bir şey olabilir mi abi bak. Bu bir. İkincisi, işin şey tarafına bir kere girmeyeceğim. Tekniği iyi mi, rengi iyi mi, kurgusu iyi mi abi? Film teknik açıdan çok iyi. Madem Matrix'in takipçisi olan bir film onu kutsuyorsa, onu seviyorsa, beğeniyorsa bu açıdan ben takdir edilmesini beklerdim. Aksine o filmin linçlendiği şey bu oldu en başta. Nostalji yapmaları, abi Matrix'in nostaljisini yapmaktan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Ya ben o 50 yaşında bir Neo'yla 50 yaşında bir Trinity'yi karşı karşıya görmek bile beni duygulandırdı. Bunları hepsini bir kenara attım. Öyküyü bir şekilde devam ettireceksin, tamam mı? İnsanlar ve makineler ne o onu yendi ne bu bunu yendi. Bir barış oldu, bir şekilde olay bir dengeye geldi. Bir şekilde bu denge bozulacak değil mi? Ve Neo da Trinity de ölmüş. Onları bir şekilde devam edeceksin. Tekrar Matrix'e katacaksın. Okey. Film bunları ikna olursun olmazsın. Mantıklı bir çerçevede devam ettiriyor. Ve bu devam ettirmeyi yeni bir gerilim ve savaş üzerine inşa etmeyip biraz daha nostalji, biraz daha duygusallık ve o çok sevdiğimiz iki karakteri tekrar birbirine yakınlaştırma üzerine inşa etmeye çalışıyor. Bence bu da çok güzel bir hamle. Filmi sevdiğim ve insanların da tam olarak İlk film kadar büyük, güçlü, sarsıcı bir filmle karşı karşıya gelmedikleri için filmi sevmediklerini düşünüyorum. Mükemmel bir film olduğunu iddia etmiyorum ama evreni içerisinde kendi görevini yapan ve bizi biraz daha duygusal ve nostaljik ve biraz da komik, evet eski filme göndermeler açısından falan da elinden geldiğince biraz da komik bir yapı ve farklı bir Matrix sunmaya çalışan bir devam filmi olarak görüyorum. Diyorum çok iyi demiyorum, başyapıt demiyorum ama linç edildiği gibi kötü bir film de değil bence. Kabaca böyle söyleyebilirim. İkna olduk mu? Hayır. Saçma. Ve dönüp dolaşıp Anya'nın Konya'nın bittiği 5N'nin 5'i ilk filmin devrimsel bir film olması. İlk Matrix o kadar iyi bir film ki
o kadar devrimsel. Sinema tarihini, çekim tekniklerini, filmlere yaklaşımı, filmlerin incelenmesini o kadar derinden etkileyen bir film ki ne yaparsan yap. Zaten 2 ile 3'te de gördüğümüz gibi bu filmin seyircilerini, hayranlarını tatmin etmek mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla zaten 1-0 hatta 5-0 geriden başlayan bir film. Matrix aksiyon sahnelerinin çekimi, kullanılan teknik özellikler, görsel efekte getirdiği devrimler, filmlere yaklaşım, film pazarlaması, film felsefeleri, film okumaları o kadar çok alanda sinemayı değiştirdi ki ne olursa olsun yeni filmi zaten beğenmeyecektik. Yani Orson Welles'in Laneti gibi Citizen Kane'i çektikten sonra ne çekebilirsin ki başka? Lanet bu. Görkem de buna değindi dikkat ederseniz. Maalesef filmin dezavantajı burada patladı. O nedenle zaten çok iyi bir film bile olsa çok bir şey beklemiyorduk. Ki bu filmde zaten Wachowski kardeşler yerine sadece Lana'nın içinde de olduğu bir proje oldu. Ve maalesef ilk filme hiçbir şekilde yaklaşamadı. Bu da bizi derinden üzdü. Önceki iki devam filmi en azından hikayedeki belli başlı boşlukları doldurmaya çalışırken bu filmde herhangi neredeyse hiçbir amaç yok. Filmin var olması için, filmin var olmasını gerektirecek bir durum da olmayınca diğer devam filmleri kadar bile bir boşluğu doldurmuyor. Onların yarısı kadar bile bir varlığını hissettiremiyor ve ihtiyaç olduğu duygusunu hissettiremiyor. O nedenle bir Matrix devam filmi, Wachowski'lerin yaptığı bir devam filmi yerine bir hayranın aşk üstüne yaptığı yorumlama olarak kaldı maalesef. Ve bu da 5N'nin bu ilk bölümünde yeni Matrix'in neden kötü olduğuna dair benim 5 nedenimdi. Sizin ne gibi nedenleriniz var? Benim de 5'ten fazla var ama şu 5 başlık altında toplamaya çalıştım. Sizce neden kötüydü bu film? Lütfen yorumlarda belirtin, tartışmaya devam edelim. 5N'nin bir sonraki bölümlerinde neyin neden iyi olduğu, neyin neden kötü olduğu, neyin neden pahalı, neyin neden ucuz olduğu, neyin 5 nedeni üzerine konuşalım. Siz de istediklerinizi aşağı yazın ve onun da 5 nedenini konuşalım. Tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi, kanalı takip etmeyi, paylaşmayı falan unutmayalım, olur mu?